üyesiydim ve avukatım. Daha önce başka bir vakıfa vasiyette bulunmuş fakat ondan pişman olmuş. İlk önce ondan dönüş ve onun ilk vasiyetnamenin iptali muamelesini yaptık. Ondan sonra birkaç gün görüştük, gittik, geldik. Birlikte birkaç gün çalıştık, vasiyetnameyi yeniden düzenlendik. Hangi tarihte hazırladınız? Kaç yıl önce? Yani 3 yıl oluyor. 3 yıl, 4'e yakın oluyor. Bütün dedi ben mal varlığımı Türkan Saylan gibi Türkiye'ye çağdaş kadınlar, kızlar yetiştiren bir insanın vakfına bırakmak istiyorum. Aydınlık bir insanım demişti ben. Aydınlık bir vakfa da mal varlığımı bırakmak istiyorum. Bu şekilde işte evine yakın bir notere gittik. Orada vasiyetnameler yapıldı. Hatırladığım kadarıyla vasiyetnamesinde 3-4 tane ana madde vardı. Evini ve evinin içinde olduğu bir dönüme yakın bahçesini çağdaş yaşama bıraktı. Evinin eşyalarını yeğeni Gülis Hanım'a bıraktı. Evinin her tarafı, perdeler dahil, masa örtüleri dahil kendi el ürünüydü. Çok esprili bir insandı. Hatta kahve getirdi yardımcısı. Nasıl olduysa ben dedim ki, o bize dedi ki, Seyfi Bey, Olcay Hanım dedi, hani dedi ne getirdiniz bana? Ben dedim size kitap getirdim. Türkan Hoca'nın kitaplarını götürmüştüm. Sonra ben de buna bir şey olsun, espri olsun diye dedim kahve geldi ama yanında çikolatası yok. O zaman dedi ki aman, yardımcısına seslendi. Hemen bir çikolata getirin yoksa hanımefendi kapıdan çıkana kadar astragan kürk ister. Kadınlar yok, öyle bir şey vasiyetnamede yok. Vasiyetnamede hiç yok. Tamamen televizyonda söylediği evet, sözlü bir şey. Vasiyetnamede yani belli şeyler ben yazdım zaten. Bankalarda da bir iki parası vardı. Biraz bize bıraktı, biraz da sanıyorum o yanında çalışan yardımcılarına falan. Ama kadavra ile ilgili vasiyetnameye bir şey yazmadık. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bir devir kapandı yani. Ne olursunuz gideyim mi? Yani o kadar zor ki. Benim hayatımın dönüm noktası. Hepimizin başı sağ olsun. Dolayısıyla acıyı da en çok yaşayanlardan birisisiniz. Bence sadece ben değil, bütün Türkiye yaşadı benle beraber. Herkesin başı sağ olsun. Başka sözcük hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Siz yakinen tanıyorsunuz. Nasıl biriydi? Nasıl tarif edersiniz? Mesela eğlenerek çalışmayı ben Seyfi Bey'den öğrendim. Ondan sonra da hiçbir zaman eğlenerek çalışmadığım hiçbir yerde bulunmak istemedim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizin başı sağ olsun. Derneğimize bu bağışı yaptığı için çok onurluyuz, gururluyuz. Büyük de sorumluluk duygusu içindeyiz. Sayın Seyfi Dursunoğlu, Atatürkçü kişiliği, atamızın muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak hayalini ülkemizde de görmek isteyen bir yurtseverdi. O nedenle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde binlerce çağdaş gençlik yetişsin diye bağışını bize yönlendirdi. Biz de hukuk süreci tamamlandıktan sonra onun isteği doğrultusunda ailesinin desteği ile gereğini yapacağız. Ama şu an sadece bize bir vasiyetini biliyoruz. İçeriğini, yapılması gerekenleri henüz bilmiyoruz. Alın teriyle biriktirdiğini yine bu ülke için, bu ülkenin çağdaş geleceği için kullanmaktan yana oldu. Böyle bir karar vermiş. Bu kararından dolayı kendisine minnettarız, saygı duyuyoruz. Işığı bol olsun. Biz de büyük bir sorumlulukla onun hayallerini
yerine getirme sözü veriyoruz. Kahkahalarım küstüğüm bir gün bugün. İki kişiyi daha, iki kişi birden gitti hayatımızdan, pardon. Bir Seyfi Dursunoğlu, bir huysuz verici. Seyfi Dursunoğlu huysuzu da aldı gitti yani. Başka söyleyecek. Aslında hayatımızın huysuz gideri çok olmuştu. Evet. Ekran yasağı vardı. Evet. Huysuz gideri çok olmuştu ama Seyfi Bey'in gitmesi çok başka bir şey oldu. Huysuz gittiğinde biz hep huysuz geri dönecek diye bekledik. Huysuzun şovunu bilenler bilir. Huysuz sahneye çıkar, bir kantoyla başlar. Sonra hep espri yapar ve bütün seyirci kantonun bitmesini bekler. Ve aslında şov bir kanto söyleme süresidir. 45 dakikadır ve onun arasında espriler vardır. Ben hep Huysuz Virjin'in o kanto aralarında bir gün televizyona döneceğini ve aramıza döneceğini düşündüm ama maalesef kanto bitti. Sağ olun, çok teşekkürler arkadaşlar. Hepimizin. Yeri dolmayacak, doldurulamayacak. Deniz Hanım, en son ne zaman görüşebildiniz? Telefonla konuştum ben. Görüşemedim de telefonla. Siz Arman Bey? Bir sene olmuştur ama telefonla konuşuyorduk. Telefonla. Zaten pandemiden dolayı artık gidemiyorduk da. Hastalığı oldu. Sarı nokta hastalığı vardı. Öyle çok bir şey yoktu. Çok da dikkat ederdi. Çok da sağlıklı beslenirdi. Çok sağlıklı yaşardı. Sadece sarı nokta hastalığı vardı. Peki haberi aldığınızda şaşırdınız mı? Çünkü hastalığı dediniz. Çok dikkat ettiğiniz için. Yakışı yani ben şok geçirdim öyle söyleyeyim. Hani ölüm kimseye yakışmaz ama çok konduramadım yani. Hepimizin gideceği yer orası. Bir gün. Ama o ölmedi. Ölmeyecekti. Ne söylenir ki? Ne söylenir? Benim çok kıymetli dostum, büyüğüm. Herkes aynı şeyleri söylüyordur eminim. Yeri dolmayacak. Çok çok söylenen bir laf bu ama yeri dolmayacak. Eşi benzeri olmayan, rakibi olmayan bir sanatçı, benim de çok değerli büyüğüm, bende çok emeği olan bir dostum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaştınız, o kadar yakınlık gösterdiniz ki. Ne desem az, sağ olun. Tüm sözlerde anlamsız kalır böylesi bir yandan. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hakikaten Seyfi Dursunoğlu ve yarattığı ve bizlere düşünmeyi, espri yapmayı, eleştirmeyi, zekayla sanatı buluşturmayı öğreten hakikaten çok ender kişilerden biriydi. Ve ne acıdır ki biz bugün Seyfi Dursunoğlu'nu yollarken benim çok büyük bir iç acım var. Tahmin ediyorum sizlerin ve bizler izleyenlerin de olacaktır ki ekranlarımızdan biz aslında Seyfi Dursunoğlu'nu ve Huysuz Virjin'i ve benzer anlayışları yok ederek aslında Türkiye'nin kültür sanat dünyasına, düşün dünyasını yavaş yavaş öldürüldüğünü görüyoruz böylesi bir dönemde. Bugün yaşadığımız bu iklimin, hepimizi mutsuz kılan şu iklimin aslında ekranlarda Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjinler kaldırıldığı andan itibaren başladığını düşünüyorum. Açıkçası bunun hem bir kadın, hem bir vatandaş, hem de bir siyasetçi olarak üzüntüsünü duyuyorum.
güle güle gitsin, ışıklar içinde yatsın diyorum ve ekranların yeniden bu şekilde olabilmesi için kendisine söz verelim, mücadelemizi sürdüreceğimiz yönünde. Sevenlerine sabırlar ve ecirler ihsan eylesin. Sizler kendisini yakinen tanıyanlar ve bilenler olarak hala hayatında kemal esatındayken Allah'a ve Resulullah'a inanmış iyi bir kul, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Ruhu için el-Fatiha. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.